Türklerin yaratılış destanı. Türk milletinin dünyanın yaratılışı hakkındaki duyuş, düşünüş, görüş, buluş ve inanışlarını anlatarak yakın çağlara kadar Orta Asya Türk halkı arasında yaşama gücü gösteren Türklerin yaratılış destanı, Türk destanları için dikkate değer bir başlangıç sayılır. Daha hiçbir şey yokken Tanrı Kayrahan'la uçsuz bucaksız su vardı. Kayrahan'dan başka gören, sudan başka görünen yoktu. Ay, yıldızlar, gök ve toprak yaratılmamıştı. Bütün bunların en büyüğü, varlıkların başlangıcı, insanoğullarının da ilk atası Tanrı Kayrahan'ın bu sade sudan alemde canı sıkılıyordu. O, yalnızlık içinde düşünürken suda bir dalga belirdi. Akine, Ak Ana denilen bir kadın hayali görünerek Tanrı'ya yarat dedi. Yine suya gömüldü. Bunun üzerine Kayrahan kendine benzer bir varlık yaratarak kişi adını koydu. Kayrahan'la kişi sonsuz suyun semasında iki siyah kaz gibi rahatça uçmaya koyuldular. Fakat kişi bundan memnun olmadı. Hayatında değişiklik aradı. İlk olarak kendisini yaratandan daha yüksekte uçmaya kalktı. Onun bu duygusunu sezen Tanrı, kişiden uçma gücünü aldı. Kişi suya yuvarlandı. Boğulmak üzereyken yaptığına pişman olarak Tanrı'dan imdat diledi. Tanrı yüksel emrini verdi. Kişi suyun derinliğinden çıktı ve Tanrı'nın yine suyun içinden yükselttiği bir yıldıza oturarak batmaktan ve boğulmaktan kurtuldu. Kişi artık uçamaz diye Tanrı Kayrahan dünyayı yaratmayı düşündü. Kişiye suyun dibine dalıp bir avuç toprak çıkarmayı emretti. Fakat o bu toprağı çıkarırken kötülükler düşündü. Toprağın bir kısmını ağzına saklayarak ileride kendisi için gizli bir dünya yaratmayı tasarladı. Avucundaki toprağı su yüzüne serpince Tanrı Kayrahan toprağa büyü emrini verdi. Bu toprak dünya oldu. Fakat büyü emrini alınca kişinin ağzındaki toprak da büyümeye başladı. O kadar büyüdü ki Tanrı tükür buyurmasaydı kişi boğulacaktı. Kayrahan'ın tasarladığı dünya önce dümdüz topraktı. Fakat kişinin ağzından dökülen ıslak toprak dünyaya fırlayarak yeryüzünü bataklıklar ve tepeciklerle örttü. Buna çok kızan Tanrı kişiyi kendi ışık aleminden kovdu ve şeytan Erlik adını verdi. Sonra yerden 9 dallı bir ağaç bitirerek her dalın altında ayrı bir adam yarattı. Bunlar dünyadaki 9 insan cinsinin ataları oldular. Toprağın yeni insanları güzel ve iyiydiler. Erlik onları kıskandı. Kayrahan'dan onları kendine vermesini istedi. Tanrı razı olmadı. Fakat şeytan onları kötülüğe sürükleyerek kendine çekmeyi biliyordu. Kayrahan, şeytana kapılan insanların bu akılsızlığına kızarak onları kendi hallerine bıraktı. Erliği yeniden lanetleyerek toprak altındaki karanlıklar dünyasının 3. katına sürdü. Kendisi için de göğün 17. katında bir nur alemi yaratarak oraya çekildi. İnsanları büsbütün başıboş bırakmamak için de onlara doğru yol gösterecek bir melek gönderdi. Erlik, Tanrı Kayrahan semasını görünce o da kendisi için bir gök yaratmak istedi ve birçok yalvarışlarla Tanrı'dan bu ismi aldı. Erliğin tebaası yani kandırdığı fena ruhlar gökle yer arasındaki yeni dünyada Kayrahan'ın dünyasındaki insanlardan daha iyi, daha serbest yaşıyorlardı. Bu durum Kayrahan'ın canını sıktı. Erliğin dünyasını yıkmak için oraya kahraman Mandişere'yi gönderdi. O kuvvetli mızrağıyla vurarak korkunç gök gürültüleri arasında bu dünyayı parça parça etti. Parçalanan bu dünya aynı gürültülerle erlik ve insanlar için yaratılan ilk dünyanın üzerine yıkıldı. İri dünya parçaları yeryüzünün biçimini bütün bütün bozdular. Eski düz dünya şimdi yüksek dağlar, derin boğazlar, balta girmez ormanlarla dolmuştu. Kayrahan erliği dünyanın en alt katına sürdü. Orada ne güneş, ne ay, ne de yıldız ışığı vardı. Tanrı Erli'ye dünyanın sonuna kadar orada oturmayı emretti. Tanrı Kayrahan şimdi 17. kat gökten kainatı idare etmektedir. Diğer gök katlarından 7. katta gün ana, 6. katta ay ata oturmaktadır.
Yaratılış destanının ana çizgileri William Randolph tarafından Şameni Altar Türkleri arasında derlenmiştir. Henüz diğer Asya ve dünya mitolojisiyle mukayeseli ciddi bir tetkiki yapılmamış olan bu yaratılış destanında Türk mitolojisi, Türk düşünüş ve inanışı bakımından mühim çizgiler vardır. Şaman dini, başta Türkler ve Moğollar olmak üzere, umumiyetle eski Sibirya kavimleri arasında ortak bir dindir. Totem dininden sonra Türk vicdanında yerleşip genişleyen ilk mühim inanış budur. Bu din, gökteki nur alemi, yeryüzü, yer altındaki karanlıklar alemi olmak üzere üç alem esasına dayanır. Gök alemi, 17 kat halinde engin bir nur alemidir. Burada iyilikler, güzellikler ve iyi ruhlar bulunur. Bu alemin hakimi, bütün varlıkların yaratıcısı olan Tengri Kayrahan Ülgen'dir. Ülgen hemen hemen tek tanrı inanışlarını andırır. Büyük bir kudret halinde tasavvur edilir. Yeryüzünde insanlar, başka canlılar ve yer, su melekleri vardır. Bunlar Tanrı'nın yeryüzüne yolladıkları iyilik melekleridir. Yeryüzünde ayrıca yer altı aleminden gönderilmiş kötü ruhlar ve cinler de vardır. Yer altı alemi 7 yahut 14 tabaka halinde bir karanlıklar alemidir. Bu alemin hakimi Erlik isimli bir şeytan veya canavardır. Bu dine göre dünyada ölen iyi ruhlar umumiyetle bir kuş kuluğuna girerek iyilik derecelerine göre gökteki nur alemine yani uçmağa, cennete yükselirler. Bir ışık ve hararet alemi olan uçmak, Sibirya iklimi için tabi bir cennettir. Kötü ruhlarsa, yer altında yaşayan akrep, çıyan ve benzeri gibi hayvanların biçimine girerek, kötülüklerinin derecesine göre erliğin karanlıklar alemine giderler. İlk insanların 9 dallı bir ağaç altında 9 insan soyunun ataları olarak yaratıldığını belirten, gerek sayı, gerek hayal bakımından çok manalı, kompozisyon da muhteşem bir ağaç ve insan tablosudur. Yaratılış masalının türlü rivayetlerinde bunlardan başka Türkler tarafından kabul edilmiş çeşitli dinlerin eski ve yeni türlü inanışların izleri vardır. Böylece destanımız burada sona erdi.